Haydi bakalım. Kötü dövmüş ama ikisi de istiyordu yani. Benim anladığıma yanlış mı anlamışım oğlum? Zaten ikisi dövüşmek istemiyor muydu? Selam, ben Zafer Akçay. Buket'in videosuyla başlayalım derken başladı bile video. Kaza gerçekleşti. İnceleyeceğiz. Görmüşsünüzdür zaten. Instagram'da çok yayınlandı. Bakın şimdi şurada bir fotoğraf alalım. Bir yaya yürüyor. Buket olmaması gereken yerde arabalar duruyor ve gece. Şimdi bunların hepsi dezavantaj. Burada Buket planını adamın yürümesine, arabasının durmasına... Bir dakika, baştan oynatacağım. Dikkatim dağıldı ya. Arkadaşlar, lütfen şey yapın. Konuyu kapatalım. Saçma bir dövüş, ne dövüş bilmiyoruz. O zaten düzenlenmiş profesyonel bir dövüş olmadığı çok belli. Onlar aralarında ciddi bir, ya bu normal bir sokak kavgası gibi olmuş, anladın mı? Onlar aralarında ciddi bir şeye girmişler belli. Fazla yorum yapmayalım. Gerek yok. Olay olmuş, bitmiş, kapanmış. Evet, kendi aralarında ciddi bir atışma dönmüş yani. Yoksa normalde bence profesyonel yapmayı tercih ederdi mesela Kaan Kazgan gibi geliyor bana. Akçay, Buket'in videosuyla başlayalım derken başladı bile video. Merhabalar abi. Kaza gerçekleşti. İnceleyeceğiz. Görmüşsünüzdür zaten. Instagram'da çok yayınlandı. Bakın şimdi şurada bir fotoğraf alalım. Bir yaya yürüyor. Buket olmaması... Şimdi burada kendim yorumlayacağım. Burada yayanın yaptığı da yanlış mı? Yoksa sadece motorcunun yaptığı mı yanlış? Bence motorcunun yaptığı zaten yanlış ama yayanın yaptığı da yanlış mı? Gereken yerde arabalar duruyor ve gece. Yaya da Bunların yanlış değil hepsi mi? dezavantaj. Burada Buket planını adamın yürümesine, arabasının durmasına bağlamış. Bunlardaki bir değişkenlik bütün planı bozuyor çünkü B planı yok Buket'in elinde. Oysa ki olması gerekiyor. Araba sağa gelebilir, adam sola gidebilir, adam geri dönebilir. Nitekim öyle oluyor ve Buket ne yazık ki adama çarpıyor, sonra arabaya değiyor büyük ihtimal ve düşüyor. Asıl trajedi şimdi Ezildi mi? araba Buket'in üstünde. Yani bu kötü bir durum. Bu sebep olan yaya ise burada. Ne oluyor kardeşim bize? Yani bir nasılsın? Ya ne oldu? Bak arkadan gelen motorcu koşturuyor ve arabayı Harbi bir yardım etsene Buket'in abi ya. arabanın altından çıkarmaya çalışıyor. Olması Abim bir yardım etsene reis. gerekeni Niye yapıyor. harbi izliyorsun? Sebep olana bakın, sağda durana bakın ya. Ne olduk biz kardeşim böyle? İnsanlık da mı kalmadı? Bak Harbiden yürüyor ya. gidiyor Allah aşkına. Gidiyor. Yürüyor gidiyor. Kaza olsun olmasın, şöyle olsun böyle olsun. Bu düzelmez. Ben Türkiye'deki bütün kazaları düzeltirim ama insanlığı düzeltemem ki. Burada bir insanlık suçu var. Harbi insanlık Kızcağız suçuna. arabanın altında yerde yatıyor. Ona sebep olan adam yürüyor gidiyor Kaçıyor ya. gidiyor lan adam. Umru değil yani. Arkadaşlar bu neye sığıyor? İnsanlığa sığmıyor da siz söyleyin bana. Buket geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Buket Hanım. Devam edelim Hamza'yla. Gündüz videosu. Hamza kırmızı yanıp sönen ışıkta durarak geçiyor. Burada Abi şu yanıp sönüyorsa, gerçekten yanıp sönen ışıksa, yanıp sönen ışıklardan nefret ediyorum. Hiç geçmek istemiyorum. Geceleri falan da ışıklar yanıyor sönüyor ya. Beni en çok tedirgin eden şey o ya. dur levhası var. Işık kırmızı yanıp sönüyor zaten. Yine Hamza sağdan araba geldiği için dururken arkadan taksici Taksici ne Hamza'ya yaptın kral ya? patlatıyor. Şimdi dursan kabahat, durmasan kabahat falan Harbi ne diyorsunuz ya yaptın bazen. ya? Doğru. Arkayı kollamadan durmayın ya da işte çekilin durun falan. Hamza ne yapsın burada çocuk? Kırmızı yanıp sönüyor. Yani bu ne demek? Durman lazım zaten. Bir sağına soluna, öncelik sende değil demek. Duracaksın, bakacaksın, sonra geçeceksin demek. Sarı yanıp sönüyorsa yavaşlayarak, temkinli geçeceksin demek. Ama kırmızı yanıp sönüyorsa dur, Aleykümselam, bak, hoş geç. geldiniz. Anlamı bu. Ama sizin için başka anlamları var mı bilmiyorum Evet, tabii. gördük olayı, konuştuk hakkında da Neyse ya. amcacım da geliyor. Sende bir şey var mı? Üzülmüş tabii. La önüne niye Sağa bakıyorum bakmıyorsun? diyor. La önüne niye Önüne bakmıyorsun? bakmıyor Önüne işte. bir şey mi ya? Geçen haftaki ders konusu aslında. Geçen haftaki derste yanlış hatırlamıyorsam çıkarken yanına yaklaşmak mı? Öyle bir muhabbet vardı değil mi? Dersleri takip ediyoruz. Müslüm'le söyleyeyim. Scooter'ıyla Müslüm bütün Yaya aralara derelere çıkacak, yaya giriyor. çıkacak. Bak Çıkmadı. tıkanmış zaten kavşaktaki trafik. Ama bir yer açık. Bir yer açık. Bak şimdi. Seyredelim. Bak şimdi Müslüm buradan geçiyor. Tehlikeli Dur baba. levhası var. Bura Türkiye arkadaşlar. Bura Türkiye bakın. Ne zamandır izliyoruz? Ne zamandır izliyoruz? Burası Türkiye. Anladın mı? Zafer abim her zaman söylüyor abi, burada temkinli olacaksın. Bir de motor sürüyorsunuz.
Allah korumuş. Yani yol üstünlüğü varsa eğer geçiş soldan gelende. Peki burada bir boşluk varsa arkadaşlar bakın iki arabanın arası boş. Kamera solu göstermiyor ama Müslüm sola dönüp bakabilir. E oradan araba çıkabilir. Çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Burada Çıkar Müslüm bir abim. şey yapabilir mi? Artık şu saatten Yapamaz sonra bence ya. mümkün değil. Önlemimizi alalım. Dikkatli olmak lazım. Sait'le devam. Papa Said Bey bir de biraz hızlı gidiyor bakış. gibi. Sait giderken Burası... ellerini bıraktığı anda motor çırpıyor. Ellerini bıraktığı anda bu konuyu bakın şuraya koyuyoruz. İşlemiştik. İlgilenenler o O bu videoyu şey oldu bir anda. Bir tane edit gördüm bak. Böyle sürerken, tamam seyretmiş. mı? Burada mesela normal şarkı çalıyor. Devam. Ondan sonra birden şuraya geldiği zaman şey çalmaya başlıyor. Neydi o şarkının adı? Neydi lan o? Onun adı neydi? Bir şey neydi lan o ya? Bak bir dakika. Bak size yapayım, hemen anlayacaksınız. Bir de şey şarkısını söyleyin. I feel lonely. Ne o? Cupid. Cupid. Oh my god. I'm typing it. Cupid. Tamam. 50-50. Bak şimdi izle. Ya yapamadım, bir dakika dur. Bir dakika yapamadım. Yapamadım. Çok zor bu editi yapmam şu an. Bir dakika yapıyorum. Yanlış müzik açtım, bir dakika. Bir dakika, şimdi yaptım. Yapamadım oğlum, çok zor. Şu an bunu yapmam çok zor. Bir dakika. Ben yapmıyorum. Edit falan yapmıyorum. Ben edit falan yapmıyorum. Anladınız siz. Edit'i anladınız siz. Ellerini bıraktığı anda bu konuyu bakın şuraya koyuyoruz. İşlemiştik. İlgilenenler o videoyu seyretsinler. Önemli bir video Abi çünkü. sen sal. Evet Seyretmeyi de evet. Tamam, biz yapmış gibi onaylayacak davranalım. olanlar da önemli bir video. İzlemediyseniz Bir lütfen TL'lik izleyin. edit oldu abi. Şimdi dönelim videomuza. Bak burada gidiyor. Şimdi burada bir atar bakışı var. Bunu ben de bazen yapıyorum. Yapmayın. Evet bak, Ben biraz harbi niye atar bakış o dediği şey var. bakıyor. Ne işin var solda bakışı o? Sağa gitsene kardeşim. Yürüyeceksin Yolu niye tıkıyorsunuz kasayı amına koyayım? durduk yere yükseltiyorsunuz. E geçmişsin sağdan. Yürü işte atarlanma adama. O Burada herkes yapıyor 113 orada. kilometre bölü saat. Şehir içi gibi değil mi etraf? Fazla mı? Bir şey Fazla. fazla. E peki burada niye elini bırakıyorsun Sait? Niye bırakıyorsun elini ya? Allah bak Dayıt Bey yakalamaya çalışıyor valla. görüyor musun? Sen Yani eski çok editörsün zor bir abi, şeydir eyvallah. bu. Neyse ki tutmadığı için düşmüyor Allah'tan. Yavaşla Aleykümselam yavaşla. kardeşim, hoş geldin. Abi. Efendim Furkan. Mercimekle hava kararırken sürüyoruz. Kırmızı ışık. Sağda bir tane Martı elektrik. mı? Martılar çok tehlikeli bak. Çoluk çocuk martıyı alıyor, yoldan sürüyorlar ha. Eskuter gidiyor. Eskutur mu diyeceğiz bunlara? Eskutur. Kırmızı da geçiyor. Ne Kız. yapıyorsun ya sen? Eskuturu kullanan. E canım sağa dönecektir. Hadi küçücük alet geçsin Abi efendim diyebilirsiniz. Belki kardeşim. ben demem de belki siz dersiniz. Orada yeşil oldu. Mercimekleri de şimdi yeşil yandı. Onlar da hareket ediyor. Güruh halinde hareket ediyorlar. Şimdi o e-scooter'ı kullanan kıza bakalım. Bak. Bak Allah aşkına bak. Bak. Kızım ne yapıyorsun? I feel lonely. O şu an kulaklığı takmış, öyle gidiyor. Ölürsün öyle ölürsün. Harbiden Mercimek haklı ölürsün ölürsün ya. diyor. Vallahi Gerçekten haklı. ölürsün ya. Mercimek'in yanından hızlı bir araba gelse ne olacak? Gelmez mi? Ne Gelir. olacak o zaman? Allah Sen korusun. yapmayın ya. Bu arada harbiden izleyen genç kardeşlerim, şunları alıp etrafta dolaşmayın. Harbiden dolaşmayın. Kaldırımdan falan sürün ya. Sürülmez abi ya yolda. Cem Demir. Şimdi Cem Kılıçık'ta kalkıyor. Sağa doğru dönüyor Mersin burası. Mersin. Geniş bir cadde. Mersin şey müzenin ora buraya. Ne müzesiydi? Arkeoloji müzesi değil mi burası? Mersinler bilir. İlerliyor.
Orada caminin yanından sola dönecek. Aynen abi, eyvallah kardeşim. Sinyalini veriyor. Orada da bir sağda araba var. Yavaşlıyor Cem, çok akıllıca. Kaza Araba kaza çıkıyor. kaza Öbür araba kaza geliyor. kaza Ah, çarpıyordu bir durumlar bir durumlar. Ortalık yerde bak, durduk yerde. Bak Cem Bey, olay yerde öngörmüş bu devam arada. ediyor. Mersin. Şimdi tabii ki bakacağız burada. Bak şimdi. Cem Demir geldi. Sağda araba bekliyor. Cem onu sola döneceği için yavaşlıyor. Çok akıllıca bir Öngörmüş. hareket değil Harbi arabaya, öngörmüş. ama diğer araba yavaşlamıyor. Hadi soru. Geçiş hakkı kimin? Geçiş. Geçiş hakkı abicim, Zafer abi, senden az eğitimleri doğru düşündüysem, doğru aldıysam geçiş hakkı bir numaranın. Geçiş önceliği. 1, 2, 3. Yani karşıdan gelenin mi? Sağdan çıkanın mı? Yoksa Cem Demir'in mi? Ha, öncelikle Cem Demir'in, sonra birin, yani bu ikilinin. İkinin şu an hakkı yok. Soruyu soracağım size. Ha, Cem Demir ama Cem Bey sola döneceği için bir numara. Hangisi? Bu konuda bilir kişiler belki yazıp diyebilir. Gittim Google Maps'ten yeri buldum, Mersin Müzesi'nin yanı çünkü. Sokak bu. Gri arabanın çıktığı. Karşıdan gelen bu. Meriç'in ora Cem'in buraya. döneceği de burası. Vallahi çok bilinmeyen bir denklem. 1314 sokak, bak cadde demiyor. Sokak. Anlamadınız da Ah söyle, Şile. anlarsınız sonra. Bak bak. Helal be. Bak. Koçum. Orası Işık Üniversitesi'nin altındaki helal be. Bak. Ah Şile. Bak bak. Helal be. Bak. Koçum. Orası Işık Çok Üniversitesi'nin tehlikeli ya. altındaki sol viraj, yukarı doğru çıkanlara çok da güzel bir virajdır. Bu arkadaş şimdi bak, virajda şöyle bak desen bakmaz, yemin ediyorum bak, virajda baktığın yere gidersin, kafanı çevir desen çevirmez. Burada nasıl bakıyor ona? Ondan sonra bakıyor önünde bir kamyonet, bir fren koyuyor. Halbuki niye fren yapıyorsun? Önün bomboş. Çevir kafayı, yürü git Kontrolüne ileri doğru. güvenemedi Çevir herhalde. dostum. Niye fren yapıyorsun orada? Fren ne yapıyor? Motoru dikleştiriyor. Ön fren çünkü. Dikleştiriyor motoru, şimdi göreceksiniz. Bunun etkisini biliyoruz. Ön fren motoru dikleştirir. Burada dezavantaj biraz sonra avantaja. Burada işte çok profesyonel olacaksın. Yanı vermeye bir başlayacağım motorla. Dönüşüyor aslında çünkü Yapar değil mi motorla ya, çok profesyonel biri olsa? o fren motoru dikleştirmesiyle birlikte arkadaşımızı kamyonetin sağına doğru atıyor. Burada bilinçli yapılmış çok bir şey yok. Bilinçli yapılacak olsa soldan dümdüz yoldan gidilirdi yani. Bak Aynen bizim abi, tamam. mahalledesiniz çocuklar, ayağınıza denk alın. Vallahi yakalarım oralarda sizi. Yakalamışlığım da var. Bilen bilir. Zafer abim ya, efsane. Burak'la sürelim. Öndeki skuterciye bakalım. Bak şimdi Gidiyor. gidiyor. Olmaması gereken yer. O ticariye kornalar. Tap Ha, tap korna tap. basıyor. Çekilsene. Çünkü o çekilecek. Skuterci'nin hakkı ya buradan yürümek. Allah Allah Kornayı Allah Allah. duyuyor musun? Nasıl basıyor lan? Sürekli bir Kavga çıkar korna. ha. Neyse adamcağız biraz Bu çekiliyor. aynasına Bu da vurdu sefer lan aynısına adamı. vuruyor. Bu sefer de ticari ona korna çalıyor. Ya aynısına niye vuruyorsun adamı? Adam çekilmek zorunda mı sana? Ne biçim insansınız siz ya? Adam gidiyor, solunda otobüs var. Ayrıca hiç çekilmek zorunda değil. Burak burada bizi gururlandıran hareketi Altı yapıyor, gitti. aynısını düzeltiyor. Alt yazıda nereye gitti yazıyor ama bak, iyi dinleyin. Burak burada bizi gururlandıran hareketi Altı yapıyor, gitti. aynısını Burası düzeltiyor. bıçacı. Hadi bakalım, sürelim şimdi. Güzel çizgi, bak güvenlik balonu, sonra sola çıkıyor arkadaşımız görüşü arttırmak için. Görüyor karşıdaki arabaları. Çok güzel. Selektör falan. Pestili çıkar ha. İçin görüyor karşıdaki arabaları. Çok güzel. Selektör. Ben seviştim mi? Allah korusun, hayal bile edemiyorum. Selektör falan. Bu adam şimdi cinayete teşebbüsten falan yargılanması lazım bu adamın ya. Arttırmak için görüyor karşıdaki arabaları. Çok güzel. Selektör falan. Bim diye yanından geçen bir araba gördünüz mü? Bim. Şimdi bak, burada selektör yapıyor. Yani ben geliyorum. Çıkma diyor bu kamyonete. Çıkma diyor. Ama yani dinliyor mu? Koca. Koca kamyonet. Bildiğin şey lan bu. Yani Offroad arabası dinlemiyor bir de işte. Ne yani. yazık ki bak, bu durumda bırakıyor. Ve Artçıl'ın konuşması çok hoş, dinleyelim. Zaten önce evin yasıktı.
Ya aman bana video çıkmasın, ben kanalı kapatayım, siz bunları yaşamayın. Allah korusun harbiden. Çağlar arabasından çekmiş, yollamış videoyu. Şimdi önündeki Önüne arkadaşım bak bak, bu önüne bak, hep çarpacak gibi duruyor. Bir sağa sola çok bakıyor bu motorcu. orada yayalara yol verirken stop ettiriyor motoru. Olabilir, gayet doğal bir şey. O ay kickstart tak çalıştırıyor, onunla da sağa doğru dönecek. Ama karşıdan gelen motorcuyla çarpışıyor. Ya burası tek yön. Bak, o şu skuterci var ya, tersten geliyor ve terse devam ediyor. Hiç umurunda değil la milletin. Arkadaşlar yapmasanız da bak, lütfen bak, motorcu arkadaşına zarar verecektin ya. Tek yön. Onlar aynı yerde çalışıyor bile olabilir ya. Hadi dikkat yapalım bakalım. Şimdi Metin'e sürüyoruz. Metin sağ olsun çok video gönderiyor bize. Kendisi de bu. Ve döndük. Bakın, bir tünele giriyoruz. Tünele girerken son derece yavaşlamalısın. Abi hatırlıyor musunuz, bir tane tırcı tünele giriyor. Çok kötü bir olay ya. Adam tünele bir giriyor. Düğün için durmuşlar. Bilmeyenler için. Düğün konvoyu durmuş abi. Orada dans ediyorlarmış tünelin içinde. Adam duramıyor. Hepsine çarpıyor. Çünkü tünel içi karanlık. Karanlıkta yeteri kadar göremeyebilirsiniz. Canım, neyi göreceğiz derseniz hemen söyleyeyim. Bakın, Robot buradaki mu? köpekleri, bir tane Aa, sağda, köpekmiş. iki tane Robot sandım. solda köpek var. Tünelin girişinde olsa bunlar ve böyle ortada yatıyor olsa görebilir misiniz? Asla göremezsiniz. Aman diyeyim. Evet, olayı duyduk arkadaşlar. Kavga olayını biliyoruz, izledik. Yani tünele girerken lütfen çok yavaş. Tünelde bababap yapmayın yani. Tam Zafer Hoca'yı göndermelik. Ne oluyor? Kollarda bir şey yok. Arada Ha, cıvık var cıvıl kadının cıvıl. elinde. Bak bir de kaldırırken yardırcan hareketler. Ben bir şey söylemedim. Kendisi anlatmış. Şimdi dayıya geldik. Dayı da bak buradan gidiyor. Dayı gitmesene şuradan ya. Bak, gitmesene şuradan. Hı, tamam, çıktı, gitmeyecek artık derken bu sefer de kamyonetin adamı. E, biliyorsun Türk şoförü sağa dönerken sağa yanaşır, sola dönerken sola yanaşır. Senin direksiyon kabiliyeti Bitmiyorum. Şimdi hala bak inatla gidiyorsun dayı. Sendeki bu sinir de bak bir gün başına belaya sokacaksın ha. Ben söyleyeyim. Utandık. Ne oldu bakalım? Biz utanıyoruz yani, seyrederken utanıyoruz. Motor, onlar hiç utanmıyor. Biz motorcu olduğumuz, bak bak, kaldırımdan geleni sağda görüyor musun? Evet, Burak gidiyor, trafik sıkışık falan. Ama sen kaldırımdan gelene bak aynada. Hala Burak'la geliyor lan. aynı süratte. Ne oldu lan? Ne LR'si? Utan. Şimdi gördüm lan. Biz utanıyoruz yani. Ay Tuğkan abime bak lan. Seyrederken utanıyoruz. Motor, onlar hiç Yeni utanmıyor. Biz makina. motorcu olduğumuz, bak bak, kaldırımdan geleni sağda görüyor musun? Evet, Burak gidiyor, trafik sıkışık falan. Ama sen kaldırımdan gelene bak aynada. Burak'la aynı süratte Harbi utanmadan kaldırımdan gidiyor lan geliyor adam. oradan adam ya. E boş kaldırım. Bak gazladı, Burak'a da geçti. Boş falan değil kaldırım. Boş değil. İnsanlar yürüyor. Ekranı silesim geldi ya şöyle. Yayalar yürüyor. Bak. Bak. İtekle yayaları oğlum. İtekle. Senin hakkın çünkü. Orası babanın yolu çünkü. Ama yani harbiden çok yanlış. Koray'a da benzi... Koray? İtekle yayılır oğlum, itekle. Senin hakkın çünkü. Orası babanın yolu Plakasına bir bakacağım. çünkü. Plaka kapalı. Vallahi oraya da benziyor ya. İtekle korna çal. Tabii en doğal hakkın oradan gitmek ya. Yok ha, Koray öyle bir şey yapmaz. Ya, hakikaten şunu soruyorum size. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Devam edelim. MFÖ. Başarılarının kısaltılmış o. Sağa dönüyoruz. Yavaşlaması gerekir, durup dönmesi gerekir falan ama konu o değil. Bak arkadan bir şey gelecek şimdi. Aynadan böyle hafif hafif onu kesiyor Ne geliyor? aslında. Ve geldi mi? Geldi. Bu. Bu ne? Şimdi bak, buradan geç, tamam. Yavaş. Biraz sağdan Utanırsana geçsene harbi kardeşim. Neyin ya. havası bu? Kime neyi ispatlıyorsun? Şey, oyunlarda puan topluyorlar ya dibinden geçince. Kardeşlik, iki teker motorcu selamı. Ne beklenir? Oho. Hazır mıyız ne beklenirlere? Şimdi bayram kırmızıda bekliyor. Yeşil yandı. Ankara Hareket burası. etti. Durdurdu. Tatam tatam. Ne Ne bekliyor? beklenir? Son sürat. Susma, hadi konuş. Müzik son ses, bir tane araba çıv diye geçiyor. Beklenir. Sağdan, soldan, karşıdan, önden, arkadan, yukarıdan, aşağıdan. Ne beklenir?
Tabii ki kırmızı ışıkta durmamış bir araba. Ne çıkar bir de Angut çıkabilir işte böyle. Yani lütfen bekleyin ya. Lütfen bekleyin. Giriyorlar çünkü. Mikail tır, bu da tır, öndeki de tır. Mikail çekti, durdurdum. Sordum ne beklenir. Zafer abi öyle bir bakıyorsun ki her şeyi bekleyebilirim şu anda. Ne beklenir? Domuz sürüsü karşıya geçer. Tur da ne kadar yüksek değil mi ya? Kullanması çok zevkli. Öndeki tırdan kaplama. Bak Allah aşkına sen motorla giderken şu önüne düşsen. Oğlum ben geçen İstanbul'dan dönerken size story atmıştım ya. Tır yolda giderken artık ne oldu ediyor? Yanında Allah'tan kimse yokmuş. Adam cam mı ne taşıyormuş tırda. Kardeş yolun, tırın arka dorsi zaten patlamış olduğu gibi yolun her yeri var ya full cam. Hani o bir arabanın üstüne gelse onlar var ya. Çok sıkıntı. Motorcu falan olsa Allah korusun. Öndeki tırdan kaplama. Bak Allah aşkına kaplama sen motorla o giderken şu önüne düşsen. Bir sarsa arkadaş var ya Allah ha korusun. O yüzden kıvırmaca tekniğini iyi öğrenmeniz lazım. Mustafa ile şehir içinde sürüyoruz. Ne beklenir diyeceğim şimdi. Dur dur. Bisikletli çocuğun laps diye sola dönmesi. Ne beklenir burada? Bisikletli çocuk sola doğru bakıyor. Bir sola dönecek gibi o çocuk. Bak, sustum da. Heyecan. Çocuk varsa her şey beklenir. Arkadaşlar çocuk varsa her şey beklenir. Her şeyi beklenir. Çok temkinli olmak lazım. Dersimizi alalım. Geldik dersimize. Yine Metin'in videosu. Şile yolu burası. Yine bizim orası. Şile yolu güzel ya. Güneş doğuyor. Yani sabahın çok erken saatleri ve bu aylar yani bahar aylarında dikkat edilmesi gereken şeyler var. Vizöre bakın. Vizör 1-2 saniye içinde buğulandı. Gözlük var Metin'de, o da buğulanıyor. İkisi birden buğulanıyor. Metin 3 şeritli yolda ne yapacağını bilemiyor. Yolun ortasında falan duruyor. Görmediği için. Metin abi ne yapıyor? Arkada biri yok değil mi? Ama bakın 3 şeritli yolun ortasında koskoca Şile otoyolu burası. Tekrar çalıştırıyor. Panik var. Şimdi vizörü açtığı için. Bunun için özel bir sprey falan mı sıkması gerekiyor vizöre? Zafer abi söyleyecek. Niye soruyorum ki? Gözlüklerle idareten bir görüş sağlıyor. Tam değil ama. Bu sefer ya düşünsene 3 şeritli yol. Göbekte kalmışsın. Heyecan, panik. Vitese takamıyor, şunu harbi yapamıyor. Harbi ya çok tehlikeli bir şey yani, vardı. Şu anda var ya Metin'in nasıl terlediğini size anlatamam. Muhtemelen öyle ya. Metin çok abi terledi zaten çok adrenalin salgılıyor neyse, şu an. Benim. Yarım gözlük, yarım görüşle Metin sağlam bir yere gitmeye çalışıyor. Bunun olmaması için direkt yapıştırma. Vizörün ortasında mı? Antifokları kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Vizörün içine yerleştiriliyor. Her markanın kendi antifoku var. Bunu yerleştiriyorsunuz. Antifok. Ondan sonra bu tip sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Bu olmazsa, önemliymiş bu arada, ekstra bir parça olmazsa ne yazık ki özellikle hava değişiminin çok olduğu anlarda yani bahar aylarında bu buğulanmayla çok karşı. Ya 200'le giderken önünde araba varken arkasında araba varken olsa Allah korusun Allah yaşatmasın. Motorcu arkadaşlar size bu ha Zafer abi bak uyarıyor. Karşılaşırsınız. Çok tehlikelidir gerçekten. Hiç çok hoş tehlikeli yani duruyor zaten. O anda panik yapıp başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Kazaya da sebebiyet verebilir. Şimdi Metin sağlama aldı kendini. Duruyor. Haliyle tabii gözlükleri de çıkaracak. Çünkü gözlükler de gidikler. Bak bakıyor içine gözlükler ne biçim bu oldu. Metin diye abi üzülmüş gibi ama. Düşünüyor. Keşke şu gözlükleri takmasaydı. Evet. Onlar eğer numaralı değilse ki değil herhalde cebine koyduğuna göre. Güneş de arkada. Sen batıya doğru gidiyorsun Metin. Takma. Arkadaşlar kask alırken güneş vizörlüklü olanı alırsanız daha mutlu olursunuz. Çünkü güneş bir anda parlıyor. Şu bu. Kaskınızda olsun. Güneş ha kask güneş şeydi. O mantıklı ha. İyi bir şey değil. Ha. Numaralı şey, gözlük. Hoş geldin. Ona diyecek lafımız yok zaten. Mehmet, X Emre ama, hoş geldiniz. Ya işte Yeğencan, güneşten hoş geldiniz falan. Bunu yapmayın lütfen. Aleykümselam kardeşim. Neymiş efendim? Zerno'da şimdi hoş geldin. Özellikle bahar aylarında kaslarımızın buğu önleyici parçalarını çıkartmıyoruz. Yazın belki çıkarabilirsiniz hani güneşten etkilenmesin diye ama baharda ve kışın asla antifokları çıkartmıyoruz. Bir tane daha ama bir Zafer abi'de video yok ki artık bize şeye yetiştik yani. Şu an Zafer abi attıkça izleyebiliyoruz. Yetiştik çünkü.